Günaydın. Pazartesi sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyascope'un podcast'i güne başlarken de günün öne çıkan haberlerine gelin birlikte bakalım. Kabine bugün Beştepe'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ekonomi, terörle mücadele hazırlıkları, devam eden yasal düzenlemeler ve Gazze konusu kabinenin gündeminde olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Samsun'da olacak bugün. Samsun'da Atakum Belediyesi'ne ziyarette bulunacak. Daha sonrasında da partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlu ve Tuncer Bakırhan, Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Feytepe Cezaevinde ziyaret edecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İSKİ Tuzla Hacettere Yaşam Vadisi 2. etap açılış törenine katılacak. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü yurdun dört bir yanında kutlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayram dolayısıyla büyük gençlik yürüyüşüne katıldı. Anıtkabir'in Tandoğan girişinde gençlere seslenen Özgür Özel, "Şimdi atamızın huzuruna doğru yürüyüşe geçiyoruz ve bu yürüyüş biz iktidar olana kadar devam edecek. Bu gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz," dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Taksim'e çelenk bıraktı. Törende İmamoğlu'na 23 Nisan kutlamalarının ardından ırkçı saldırılara maruz bırakılan Efe de eşlik etti. İmamoğlu bayram nedeniyle Maltepe'deki kutlamalara katıldı. Gençlere seslenen İmamoğlu, "Gençlerin birbirinize olan güvenini de büyüttüğünüz takdirde gençlerin birliği ve kardeşliği bu ülkede huzurun en güçlü teminatıdır," dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayhan Bora Kaplan suç örgüsü soruşturması kapsamında aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini bildirdi. Adliyeye sevk edilen ikisi emniyet memuru, biri komiser, 7 şüpheli tutuklandı. Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün devam edecek. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i taşıyan helikopter kaza yaptı. İran Devlet Televizyonu helikopterin enkazına ulaşıldığını, olay yerinde yaşam belirtisi olmadığını duyurdu. Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili ise reisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Helikopter hava koşulları nedeniyle uzunca bir müddet bulunamadı. Sabaha karşı 5 sularında bulundu. Türkiye'de arama çalışmalarına TSK'ya ait Akıncı İHA'sı ile destek verdi. Akıncı İHA, reisi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamları ile paylaştı. Yine İran'dan devam edelim. İran'da evin cezaevinde tutuklu bulunan Nobel Barış Ödüllü insan hakları aktivisti Nergis Muhammedi'ye yeni bir dava açıldı. Cezaevinden gönderdiği bir mesajla yeni bir davayla karşı karşıya kaldığını belirten Muhammed'e, davanın İran rejiminin kadınlara hep cephede savaş açtığını iddia ettiği bir ses kaydı nedeniyle açıldığını söyledi. Muhammed'e birden fazla suçtan hüküm giydi ve bu sebeple 12 yılı aşkın süredir cezaevindeydi. İsrail Savaş Kabinesi ve İsrail'in yasama organı Knesset'in üyesi Benny Gantz, Başbakan Netanyahu'yu eleştirdi. Gantz, Netanyahu'nun Gazze'de savaştan sonrası için bir stratejik planı olmadığını ve 8 Haziran'a kadar önerilen hedefleri içeren bir planı ortaya koymadığını, bunu koymaması halinde ise onaylamaması halinde ise hükümetten çekileceğini söyledi. Gantz'ın önerdiği 6 stratejik hedef arasında Hamas tarafından tutulan bütün rehinelerin evlerine dönmesi için ve zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin 1 Eylül'e kadar Gazze'nin kuzeyine geri yerleştirilmesi bulunuyor. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi. Uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, aynı zamanda Galatasaray'ın 35 maçlık serisine de son verdi. Başkan Ali Koç da dahil olmak üzere tüm Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri 1-0'lık Galatasaray zaferi sonrası Rams Park'a indi. Tüm takım ve yönetim kurulu buradaki galibiyeti kutladı. Kutlamalar sırasında gerginlik çıktı ve sahaya güvenlik güçleri girdi. Görüntülerde Ali Koç'un Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsanız dayak yiyeceksiniz," dediği görüldü. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Ali Koç'a seslenerek "Şimdi ben geldim, yüreğin yetiyorsa gel buradayım, bekliyorum seni," dedi. Ali Koç ise Dursun Özbek'e "Biz 2 senedir televizyonların karşısında düelloya çağırıyoruz.
Düelle değil, tartışalım. İnsanlar iki başkanın da kimliğini, kişiliğini görsün. Bugün biraz geç oldu, uykusu da kaçmasın. Hafta içi istediği televizyon kanalına, GS TV'de dahil çıkmaya hazırım yanıtını verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin Antalya etabındaki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları İtalya'ya 3-1 kaybetti ve 2. mağlubiyetini aldı. Bugünlük bu kadar. Akşam bugün ne oldu da yarınsa güne başlarken de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.